Amerikan Kongresi'nde yeni yasama dönemi resmen başladı. Beyaz Saray, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçilerin denetiminde olduğu 2 yıllık bir dönemin ardından Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde artık çoğunlukta. Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na beklendiği gibi deneyimli Demokrat lider Nancy Pelosi seçildi. Öte yandan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri katletmesini önlemek istediklerini açıklaması büyük yankı uyandırdı. Başkan Donald Trump'ın talimatlarıyla tutarlı bir şekilde Suriye'deki süreci yürüteceklerini kaydeden Pompeo, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini söyledi. İşte başkent Washington'da yaşananları, 2018 yılında iki ülke ilişkilerine damgasını vuran gelişmeleri ve yeni yıldan beklentileri Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümünden Mehmet Toroğlu ile konuşacağız. Mehmet, Amerikan Kongresi'nin yeni yasama yılına bütçe krizinin gölgesinde başladığını söyleyebiliriz. Zira federal hükümet 13 gündür kısmen kapalı. Bu yeni dönemden beklentiler neler? Evet, hükümet 13 gündür kapalı. Senin de dediğin gibi kısmen kapalı daha doğrusu. Eğer 3 gün daha olursa, hatırlanacağı üzere Obama döneminde 16 gün bir hükümet kapanması krizi yaşanmıştı. Bir 3 gün hatta 4 gün daha kapanı devam ederse Amerika'daki en büyük, en uzun süreli hükümet kapanması olacak. Ve işin üzücü haber, yani kötü yanı, çok hani bir çözüm olacağı yönünde bir ümit de şu anki tabloya baktığımızda görünmüyor. Beklendiği gibi Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar resmen çoğunluk parti konumuna geldik. İşbaşı yaptıktan sonra dün yeni kongre, yeni yasama dönemi başladı. İlk icraatları tabii hükümetin bu kapanması krizini sona erdirecek, yine tekrar açılmasını sağlayacak tasarıları geçirmekti. Bunu zaten söylüyorlardı. Öyle de yaptılar. Daha ilk gün ayaklarının tozuyla bu iki tasarıyı geçirdiler. Bir tanesi işte bazı bakanlıkların 30 Eylül'e kadar açık kalmasını sağlayacak düzenleme, ki bu tasarı 190'a karşı 241 oyla geçti. Diğeri de İç Güvenlik Bakanlığı'nın daha kısa süreli 8 Şubat'a kadar açık kalmasını sağlayacak geçici nitelikte bir tasarı. O da 192'ye karşı 239 oyla kabul edildi. Hatırlayalım, bu aslında çıkmazın ana nedeni, temel noktası duvar konusunda Trump'ın ta kampanya döneminden beri tekrarlaya geldiği Meksika-Amerika-Meksika sınırına duvar inşası projesi için adım atılmasını istemesi. Yani bunun için bir aslında duvarın maliyeti çok daha fazla, ama bir ön ödeme olarak bir 5 milyar dolarlık bir bütçede, kongrenin bütçe çıkarmasında Trump ısrar ediyor ve bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Demokratlar ise bu duvara yatırım yapmak yerine işte teknolojik altyapıyı güçlendirelim, hani duvar bu işin çözümü değil noktasından hareketle bu bütçeyi çıkarmaya hiçbir şekilde yanaşmıyor. 1,3 milyar dolarlık bir bütçeyi kabul ediyor demokratlar, ki bu zaten duvar için değil, sınır güvenliği için ayrılan, özellikle duvar için ayrı bir fonu içermiyor bu miktar. İşte çıkış, temel anlaşmazlık da buradan. Bu çıkmaz bir türlü taraflarca aşılamıyor. Şimdi Amerikan Senatosu'nda Temsilciler Meclisi'ne Demokratlar geçti çoğunda, ama Amerikan Senatosu'ndaki denge aynı. Cumhuriyetçiler orada çoğunlukta. Şimdi Temsilciler Meclisi'nin dün kabul ettiği bu tasarılar Senato'dan geçmediği müddetçe bir sembolik önemin ötesinde bir öneme sahip olmayacak. Bir sembolik önem taşıyacak. Burada demokratların aslında amacı bu noktada, hani işte bakın biz hükümeti açmaya çalışıyoruz, bunun için gerekli adımı da attık. Hatta Senato'nun geçirdiği tasarının aynısını geçirdi. Senato da daha önce geçirmişti, ama ondan sonra işte Trump tabandan gelen, muhafazakar çevrelerden gelen baskılar üzerine sanki bir geri adım atacağı sinyalini vermişti aslında. Trump kriz çözülüyor gibiydi, ama işte o tabandan gelen baskılar üzerine Trump hayır dedi, hatırlayalım, Aralık ayında. Bu duvar konusunda ben ısrarcıyım, onu yapmazsanız ben veto ederim şeklinde. Onun üzerine işte Temsilciler Meclisi bu 5 milyar dolarlık bütçeyi ekleyince Senato'da tıkandı, iş geçmedi. İşte ama Temsilciler Meclisi Senato'dan geçen tasarıyı biz geçirdik işte falan diyerek topu sanki işte Cumhuriyetçilere ve Trump'ın tarafına atma taktiği gidiyor. Ama Trump da aynı şekilde sınırdaki bir duvarın ne kadar gerekli olduğu, güvenlik açısından Amerika için ne kadar gerekli olduğu, işte ben sağlam duruyorum bu noktada mesajını veriyor. Amerikan halkından bu noktada destek arıyor. Yani iki tarafta sorumluluğu, suçu karşı tarafa atma çapasında. Bir taraftan tabii müzakereler yürütüyor. Hatta Başkan Yardımcısı Pence de bizzat dahil olmuştu. Şimdi Trump Beyaz Saray'da çarşamba günü iki tarafın liderlerini, kongre liderlerini kabul etmişti. O görüşmeden çok bir ilerleme olmadı. Tarafların pozisyonlarında çok bir değişiklik işareti gelmedi. Şimdi bugün tekrar görüşecekler.
Bir gelişme olur mu? Bunu göreceğiz. Önemli bir toplantı tabii. Şu an itibariyle dediğimiz gibi bir hani tarafların pozisyonlarında bir değişiklik, işte pazarlıklar olabileceği söyleniyor. Bir orta yol bulalım. Hani 5 ile 1, 3 milyar dolar arasında böyle bir noktada buluşalım şeklinde. Farklı teklifler işte medyada çıktı. İşte bir sorulan soru Cumhuriyetçiler için de acaba hani Amerikan halkı için böyle bu konuyu hani şey yapmayalım, Amerikan halkını feda etmeyelim noktasında belki hani Trump'a karşı koymalar olur mu şeklinde şeyler oldu ama Cumhuriyetçi lider, Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, hayır biz Trump'ın veto edeceği bir düzenlemeyi Trump'ın masasına göndermeyiz diye yani bu noktada kapıları kapatmış görünüyor. Şu an görünen yakın vadede bir çözüm görünmüyor gibi bir sürpriz, bir son dakika gelişmesi olmazsa ama heyecanlı bir süreç olduğu kesin yani. Bu konu bir süre daha başkent Washington gündemini meşgul edecek gibi görünüyor. Türk-Amerikan ilişkilerine gelmek istiyorum. 2018 yılı krizlerle dolu bir yıl oldu. Pompeo'nun son açıklamasında yayının başında aktarmıştık. Bu açıklama 2019 yılında iki ülke ilişkileri nasıl etkiler? Evet, Pompeo aslında... Şöyle diyelim yani Amerikan yönetimi bu Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sürpriz bir şekilde açıklamasına kimse beklemiyordu bu kararı. Bir anda tabii eleştirilerin odak noktası tabii hem orayı işte Rusya İran'a mı bırakıyoruz? Bir diğeri de tabii Kürtleri, Kürt güçleri IŞİD'e karşı savaşta Amerika'nın sahada ana müttefiki oradaki Kürt güçleri, YPG'nin Türkiye'nin işte PKK ile bağlantısından dolayı terör örgütü olarak gördüğü YPG'nin ağırlıklı unsurunu oluşturdu. Suriye Demokratik Güçleri'yle Amerika sahada en önemli müttefikiydi. İşte onları sanki yüzüstü mü bırakıyor Amerika, ihanet mi ediyor gibi böyle bir algı oluştu. Bu açıdan Amerikan yönetimi üzerinde, özellikle Trump üzerinde çok büyük baskılar, eleştiriler vardı. Hatta en yakın isimler bile Trump'a bu kararı oldukça eleştiren açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla onu sanki hani Kürtleri teskin etme amaçlı bunun bu baskıların getirdiği psikolojinin etkisiyle belki hani böyle bir ifade kullanmış olabilir ama Amerika'nın bu süreci, bu çekilme sürecini her ne kadar şimdi biraz bu süreci biraz daha ağırdan alacağı yönde işaretler gelse de Türkiye ile koordinasyon halinde yürütme niyetinde olduğunu görüyoruz. Bu yönde açıklamalar gerek Trump'tan gerek yönetimin diğer yetkililerinden gelmişti. Ben bunu değiştirecek nitelikte bir açıklama, Pompeo'nun açıklama böyle bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Psikolojinin getirdiği bir baskının getirdiği bir ifade olabilir. Türkiye'ye karşı böyle bir hani bir tepki niteliğinde bir açıklama olduğu görüşlenince ama bu mesajlar tabii verilecektir. Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında önemli bir diplomasi trafiği yürütülecek. Şimdi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton yarın Türkiye'ye gidiyor. Bir bölge turuna çıkıyor daha doğrusu. Türkiye de var içinde. Gelecek hafta önemli temaslarda bulunacak. Diğer taraftan gelecek hafta eğer bir son dakika değişikliği olmazsa bir Türkiye'den bir heyet, ortak çalışma grubunun yeni tur toplantısı kapsamında Washington'da yine görüşmeler yapacak. İşte buralarda tabii hem Amerika'nın bu Türkiye ile Amerika arasındaki hem bu çekilme sürecinin ve Suriye'deki işte yapılacak çalışmaların koordinasyonunun yanında tabii bu hassasiyetler de gündeme getirilecektir. Kürt meselesi de o noktada yine gündeme gelebilir. Burada tabii önemli olan Türk tarafının, Türkiye'nin YPG ve işte Kürt ayrımını Amerikan tarafına net olarak izah etmesi. Yani işte Türkiye'nin YPG'ye neden tepki gösterdiği, işte PKK'yla bağlantısından dolayı hani YPG'ye tepkinin gösterildiği, Kürtlerle bir sorunun olmadığı bu mesajların Amerika tarafına daha net aktarılmasında fayda olabilir Türkiye açısından. Çünkü Amerikan kamuoyunda bazen bunun karıştırıldığını görebiliyoruz. Yani burada etnik bir düşmanlık olmadığı mesajı verilmeli. Tabii bu noktada yeni kongre de göreve başlıyor. Özellikle yeni kongre demokratlar temsilciler meclisinde çoğunlukta bu konuda hassastır onlar. O açıdan önemli. Tabii Pompeo da bir sonraki sorunun cevabına bakarsak ittifakın önemini zaten vurguluyor. Erdoğan güvenilir bir müttefik mi diye sorduğunda Türklerle hala yapacak çok işimiz var. NATO ortağılar Amerika'nın önem verdiği birçok konuda çok destek veriyorlar. Kaygılarımız olan konular da var. Hala işte tutuklu olan Amerikalılara işaret ediyor. Diyalogumuz devam ediyor. Erdoğan'la ve Türk hükümetiyle birlikte çalışmamız gereken daha çok alan var diyerek yeni dönemde yine Türkiye ile Amerika arasındaki ortaklığın, işbirliğinin devam etmesine Amerikan yönetimi olarak verdikleri önemin de altını çizdi aynı röportajda Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo. Türk-Amerikan ilişkileri açısından krizlerle dolu bir yıl oldu dedik 2018 ama belki de en önemli başlık Ray Brunson'un tutuklanmasıydı.
Evet, Brunson gerçekten iki NATO müttefiki, hani her ne kadar ilişkilerde sorunlar, gerilimler yaşandı yakın dönemde. Ama bu Brunson olayı yüzünden işte getirilen yaptırımlar hakikaten çok olağanüstü nitelikte bir gelişmeydi. İki bakanı yaptırım uygulayacak seviyeye kadar geldi. Hatta karşılıklı yaptırımlar, işte gümrük vergilerinin artırılması, yapılan açıklamalar oldukça sert. Trump, Başkan Trump'ın attığı tweetler, Pence'in işte hatırlayacağız Washington'da bir toplantıda yaptığı Türkiye'ye karşı oldukça sert ifadeler. Kongrede ardı ardına gelen Türkiye aleyhine girişimler, tasarılar oldukça tabii bulutlu bir hava yarattı. Zaten baktığımızda Obama döneminden bu yana aslında ilişkilerde sürekli bir iniş grafiği izledik. Hem tabii olağanüstü gelişmeler oldu, hem Türkiye'de hem yakın coğrafyada. 15 Temmuz darbe girişimi, Suriye'deki gelişmeler özellikle bu ilişkileri derinden etkiledi. Bugün aslındaki sorunların hala bunların etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu sorunların altında işte Türkiye'nin işte Fethullah Gülen'in iadesi, darbe girişiminin sorumlusu olarak gördüğü Fethullah Gülen'in iade talebinde bir ilerleme işaretinin hala olmaması, Amerika'nın Suriye Demokratik Güçleri'ne, YPG'ye verdiği desteği devam ettirmesi, 2018 yılı boyunca da ilişkilerde gerilim yaratmaya devam etti. Ama tabii liste daha da uzun. Türkiye'nin işte Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları, New York'ta devam eden işte Halkbank davası, Rıza Sarraf Hakan Atilla davaları, Amerikalı dediğin gibi Rahip Brunson'un tutukluluğu, karşılıklı yaptırımlar, yeni gümrük tarifeleri gibi çok aslında uzun bir liste ekleyebiliriz. Cemal Khashoggi cinayeti yine 2018'de çok konuştuk. Trump'ın özellikle Suudiye Veliaht Prens'e işte tepkilere rağmen Trump'ın ona işte sahip çıkan ikili ilişkileri feda etmeyeceğim niteliğinde işte açıklamalar yapması, Türkiye'nin bu işin üzerine çok sert gittiğini gördük. İşte Khashoggi Gülen pazarlığı yapıldığı yönünde işte Amerikan medyasında bir takım iddialar ortaya atıldı. O açıdan tabii oldukça hareketli bir yıl oldu. Aslında Obama döneminden sonra Trump'la yeni bir sayfa açar mıyız şeklinde bir beklenti vardı. Aslında Trump ve Erdoğan'a baktığımızda ikisi de karakterleri itibariyle kişisel diplomasiye, kişisel ilişkiye önem veren karakterler. O açıdan hani başta sıcak bir ilişki geliştiriyorlar gibi izlenimler vardı ama ondan sonra işte burada meşhur 2017'de Erdoğan'ın Mayıs'ta ziyaret sırasındaki Büyükelçilik rezidansı önündeki kavga, Erdoğan'ın korumalarıyla protestör arasında, o tabii bir şey oldu. İlişkilerde böyle bir kırılma noktası oldu. Ondan sonra birçok işte kongrede ters aleyhde girişimler oldu. F-35 tasarısı Türkiye'nin NATO'nun parçası olduğu, F-35 programından çıkarma girişimleri oldu.